Çarpıcı resmi uygulamalardan birini dün öğrendim. Bu ülkenin ilerlemede başı çektiğini düşünmesine de böyle işler yol açıyor tabii. Söylenen o ki, bir devlet okuluna yeni başlayan bir çocuğa dayatılan yoklamalar ya da sınavlar arasında er suyu ya da mini sınav denen bir tanesi varmış ki, bu yeni çocuktan bir kavanoza konmak üzere biraz sperm alınıyor. Ve sonradan gerekebilecek her türlü yapay döllenme girişimi için hazır tutuluyormuş. Çünkü Amerikalılar kol ve çocuk eksikliğini... İşçi değil ama nefer eksikliğini iyiden iyi hissettikçe bazı olursa olsun aklı gelebilecek her yola başvurarak nefer yapmak ve üretmek niyetindeler. Sonradan gerçekleşebilecek bütün dünya savaşlarında, kaba kuvvetin tekelindeki bütün faaliyet ve hareket alanlarında Amerikan ürünlerinin ve Amerikan alın terinin yavrularının olağanüstü gücünü kaba kuvvetin ezici erdemleriyle kanıtlamak uğruna. Üretmek lazım çünkü. Akla gelebilecek her yolu zorlayarak doğanın yerine geçebilecek her yerde yerini almak lazım onun. İnsandaki donukluğa adam akıllı bir yer açmak lazım. İşçinin kullanabileceği bir şeyler olması lazım elinde. Yeni etkinlik alanlarının yaratılması lazım. Ele geçen bütün sahte ürünlerin egemenliği gerçekleşebilsin, mide bulandırıcı bütün o yapay ıvır zıvının egemenliği ilan edebilsin diye sonunda. Canım doğa! Hiç işi yok oralarda. Sonsuza dek utanç içinde teslim olmak zorunda o yerine alacak bütün görkemli kıvır zıvıra, bütün o suni döllenme fabrikaları da ordular ve zırhlılar üretmek üzere harikalar yaratacak sözüm o. Daha çok meyve, daha çok ağaç, daha da çok sebze, şifalı ya da şifasız bitki, daha da çok. Besin var mı? Yok. Yapay ürünler yalnızca bıktırasıya cadı kazanlarında. Atmosferin hazır edilmiş gergitleri arasında savaştan bir tek korkuyu anlayan bir doğanın direnişlerinden zorla, sentez yoluyla elde edilmiş özel hava koşullarında. Yine de yaşasın savaş! Dünya! Amerikalıların hazırlamış oldukları ve usul usul hazırlamakta oldukları savaş niye olsun ki başka? Her yerden bitecek bütün rekabetlere karşı bu saçma sapan üretimi savunmak için askerler, ordular, uçaklar, zırhlı birlikler lazım. Ve dişiz ben. Amerikan hükümetlerinin bunu düşünme cesaretini nasıl da göstermiş olduklarını konuşulacak o vakit. Çünkü pusu kurmuş bizi bekleyen birden çok düşmanımız var oğlum. Bizleri kapitalist doğanları ve düşmanlar arasında Stalin'in Rusyası var ki silahlı kuvvet eksik değil onlarda da. Bütün bunlar harika ama Amerikalıların böylesine savaşçı bir halk olduğunu bilmezdim ben. Dövüşmek için
darbe almak gerekir. Ve çok Amerikalı görmüşümdür savaşta. Önlerinde kalkan niyetine tanklar, uçaklar, zırhlılardan devasa ordular. Kaç kez görmüşümdür makinelerin dövüştüğünü ve onları kullanan insanların nasıl da gerilerde. Elinde kalabilmiş son gerçek morfin tonlarını yerlerine dumanlı fasaryalar koymak için atlarına, öküzlerine ve eşeklerine yediren halktansa hezeyanı doğduğu yerden, topraktan yiyen halkı severim ben. Dara umaralardan söz ediyorum. Piyotu filizlendiği sırada topraktan yiyenlerden ve zifiri karanlığın krallığını kurmak üzere güneşi öldürenlerden ve alemlerin alemi asla rastlaşmasın, kesişmesin diye bir daha kurutanlardan açın kökünü. İşte şimdi bunun için geliyor Tudukuri'den sen! Tudukuri, kara güneş ayını. Ve aşağıda, yüreğin o acı, zalimce, umutsuz yokuşunun dibinde sanki açılıyor altı açın çemberi. Çok aşağıda, toprak anında köklenmiş gibi salyaları akan ananın iğrenç koynundan sökülür gibi. Kara kömür toprak teknemli yer bu kaya yırağındaki. Yeni güneşin toprağın ağzında patlamadan önce 7 noktadan geçişi var ayinde. Ve 6 adam. Her güneş için bir tane. Ve 7. bir adam, güneş oda, çiğ ışıklarıyla siyahlar içinde kısır bir et almış üzerine. Şimdi bu 7. adam bir at. Bir at onu götüren bir adamdı. Ama güneşin kendisi adam değil, at. Bir davulun ve uzun acayip bir borazanın kıyametiyle yere uzanmış, toprakla bir olmuş 6 adam fışkırıyor ard arda güne bakanlar gibi. Güneşler değil, güne dönenler nilüferler gibi ve davulun gitgide basılan boğuk sesi eşlik ediyor her fışkırma ve baş döndürücü buzla 4 mala yaklaştığını görülenerek bir anda. Son güneşin ilk adamın üzerinde çıplak, çırılçıplak ve bakir bir adamla kara adım. Yerlerinden fırlayıp fırdolayıp ilerliyorlar ve çılgına dönüyor kanlı etten at. Kayasının tepesinde çark ediyor durmaksızın altı adam. Altı açı tamamen çevrilenerek. Ayinin direği noktası da bu. Haçın yok edilişi. Dönüşlerini tamamlayınca haçları söküyorlar topraktan. Ve çıplak adam atın üzerindeki çıplak toprağa kanlı kesiklerinden birine batırdığı devasa anamı. Sıçmayabilirdi pekala. An üstündeki oyuğu açmayabilirdi. Ama sıçmayı seçti. Yaşarken ölmeye razı gelmektense yaşamayı seçeceği gibi. Şöyle ki kaka yapmamak için var olmamayı kabullenmesi gerekirdi. Ama varlığı yitirmeyi göze alamadı. Yani yaşarken ölmeyi. İnsanın özellikle iştahını kabartan bir şey var varlıkta. Ve bu şey, tas tamam, kaka. Var olmak için kendini olmaya bırakmak yeterlidir. Ama yaşamak için biri olmak, biri olmak için de bir kemik edinmek lazım gelir. Kemiği göstermekten korkmamak ve arada kaybetmek eti. Hep daha çok sevdiği eti insan kemiklerin toprağından. Kemik toprağı ve kemik odunu vardı bir tek. Ve kazanması gerekti etini. Demir ve ateş vardı bir tek ve yoktu bok. Ve insan korktu kaybetmekten bokunu. Boku arzuladı daha doğrusu ve bu uğurda feda etti kanını. Bok, yani et sahibi olmak için ve öncesinde bir tek kan ve kupkuru kemik hurdası varken ve kazanılacak varlık yokken bir tek yaşamı yitirmek varken. O regge modo to edire diza taudari to pedera coco. Bu noktada geri çekildi insan ve kaçtı. Hayvanlar da yedi onu. Bir tecavüz değildi. Bu müsteşen ziyafete razı geldi. Tat aldı bundan. Kendisi de öğrendi hayvanlık etmeyi ve sıçanı incelikle yemeyi. Peki şu pislik tiksintisi nereden geliyor?
dünyanın henüz kurulamamış olmasından mı, yoksa dünya hakkında yalnızca ufacık bir fikri var da insanın bunu sonsuza dek korumak istemesinden mi? Güzel bir günde insanın dünya fikrini durdurmuş olmasından. İki yol vardı önünde. Sınırsız dışarınınki, boyutsuz içerininki. Ve boyutsuz içeriği seçti. Oraya yapacak tek işin sıçanı, dili, anüsü ya da çükü sıkmak olacağı yeri. Ve Tanrı'nın kendisi de hızlandırdı bu tantanayı. Bir varlık mıdır Tanrı? Eğer öyleyse boktur. Öyle değilse eğer değildir. Değil de tüm yüzleriyle ilerleyen boşluk sanki. En kusursuz temsili de sayısız bir grup ambitinin yürüyüşü. Yanılırmışsınız siz Mösyö Artu. Peki ya kilisedeki ayinleri açıklayabilir misiniz bize? Vaftiz ve ayini tanımıyorum. İç erotik planda sözde İsa'nın sunaklarının üzerine inişi kadar tehlikeli bir insan edimi yoktur. İnanmayacaklar bana. İnsanların nasıl omuz siktiğini görür gibiyim buradan. Ama İsa denen herif, ambiti Tanrı'nın karşısında bedensiz yaşamaya razı olmuş biri. Hepsi bu. Ki o sırada Tanrı uzun zamandır çivilediğini zannetse de onları, harçtan inen bir ordu insan baş kaldırdı. Demirle, kanla, ateş ve kurumuş kemikle zırhlanmış ilerliyorlar şimdi. Görünmeyene küfürler yağdırarak. Tanrı yargısına son vermek için. Mesele şu ki... Bize ağır gelen biliyor olmak. Bu dünyanın düzeninden sonra bir başkasının olduğunu... Ne düzeni? Bundan haberimiz yok. Bu alandaki olası varsayımların sayısı ve basamağı tam olarak sonsuz. Sonsuz nedir peki? İşin doğrusu bundan da haberimiz yok. Bilincimizin ölçüsüz durak bilmez ve ölçüsüz olasılığa açılımını belirtmek için kullandığımız bir sözcük bu. Bilinç tam olarak nedir peki? İşin doğrusu bunu bilmiyoruz. Boşluk. Boşluk. Bilmediğimiz bir şey olduğunda neresini bilmediğimizi belirtmek için kullandığımız bir boşluk. Bu durumda bilinçten söz ediyoruz işte. Bilinçtir bu da. Daha yüz binlerce farklı yüzü var ama. Ne olmuş yani? Görünen o ki bilinç içimizde cinsel arzuya ve açlığa bağlanıyor. Ama bunlarla ilgisi olmayabilirdi pekala. Öyle deniyor, denebilir. Bilinç iştahtır diyenler var. İşte birdenbire yaşamak iştahının yanında beslenme iştahı geliyor akla birdenbire. İştaha benzer hiçbir şey duymadan yemiş ve aç kalmış insanlar olmamış sanki. Çünkü bu da var, iştahsızken aç kalmak. Nedir mesele? Şöyle ki günün birinde bana da verildi olasılığın uzamından salacağım koca bir osuruk gibi arkamdan ama ne uzamdan ne de olasılıktan haberim vardı tam. Ve düşünme gereği duymuyordum bunları. Var olan ya da olmayan şeyleri tanımlamak için uydurulmuş sözcüklerden her biri fikri ortadan kaldırma ihtiyacı vardı. Sık boğaz eden ivediliği vardı bunun. Fikri ve onun efsanesini yok etmek vardı ve onun yerine... Oturtmak gürleyen çıkışını, patlamaya hazır şu zorunluluğun, iç gecemin bedenini büyütmek. İç boşluğum, benimin, gece o, boşluk, eplekliş, patlamaya hazır, hazır bir kesinleme üstelik. Yer verilecek bir şey var, bedenim, gerçekten de şu kokuşmuş gazamı indirgemeli onu, bedenimi... Bir bedenim olduğunu, çünkü kendi içimde oluşan kokuşmuş bir gazın olduğunu mu söylemeli? Ne bileyim ama biliyorum ki uzam, zaman, boyut, oluş, gelecek, ilerisi, varlık, var olmayış. Ben olmayan hiçbir şey ifade etmiyorlar bana. Ama bir şey var, bir şey ifade eden, tek bir şey, bir şey olan ve hangi kapıya çıkacağını hissettiğim... Bedenimdeki ıstırabın varlığı, kendi bedenimin tehditkar, hiç yıldırmayan varlığı. Sorularla sık boğaz edildikçe ve görmezden geldikçe tüm soruları hayır demeye mecbur kaldığım bir an geliyor. Hayır! Diyorum ben de. Görmezden gelmek yok diyorum. Ve dedim ya, sık boğaz edildiğimde geliyor. Suyumu çıkardıklarında içimdeki besleyici madde, beni besleyen madde ve onun özü yok olana dek sağdıklarında beni ne mi kalıyor geriye? Soluğum kesilmiş oluyor. Bir eylem midir bu bilemem ama öyle soru boşluğa düşene, yokluğa karışana dek sık boğaz edilince sorularla beden ve bir beden olma fikri boğulana dek içimde sık boğaz et.
Müslümanın isyanından. Çünkü sık boğaz ediyorlardı beni. Bedenimi inene tek, bedene varana tek. Ve o an işte bıraktım her şey. Ama her şey patlasın. Çünkü bedenime asla istemem birileri bulaşsın. Sonuç. Bu radyo yayınının ne gibi yararları olduğu açıklayabilir misiniz Monsieur Arthur? Şöyle bir bakıyorum da resmi olarak benimsenim kabul görmüş bir sürü toplumsal boku açık etmeme yaradı. Daha doğmamış bir yüzyıl içinde bilemedim az sonrasında dünyaya gelecek cinlerin yapay döllenmesi için çocukların karşılık beklemeden bağışladıkları şu sperm meselesi radyodan herkese duyuruldu mesela. Kolomb öncesinde yerli halkın o dönemin insanlığındaki tiksinti uyandıran eski bir Amerikan savaşçı emperyalizmi vardı. Eski yerli kıtanın tamamını işgal eden şu aynı Amerikan halkında bu işin yeniden dirilişini ilan etmeye yaradı. Çok tuhaf şeyler söylüyorsunuz Mösyar. Doğrudur. Söylediğim acayiptir. Çünkü Kolomb'dan önceki Kızılderililer aklınıza getirebileceklerinizin aksine ne gariptir ama basbayağı uygarlaşmış bir halktı. Ve onlar da yalnızca ve yalnızca acımasızlık ilkesi üzerine kurulu bir nevi uygarlık geliştirmişlerdi. Peki... Zalimliğin tam olarak ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz? Yok, yapamam, hayır. İnsandaki bilinç dışı hayvanların hayvani tezahürlerinin kökünü gördükleri her yerde kanla ve kanatıncaya dek kazınmaktır zalimlik. Dizginlenemediğinde erotik bir hayvandır insan. Perili bir titreşimi vardır içinde. Eski kara halklarının bütün dünyada tanrıya atfettikleri biçim var ya, bunu oluşturan sayısız hayvanı üreten bir çeşit atım vardır. Ruh denen şeyi ortaya çıkaran buydu işte. Ama gel gör ki Amerika yerlilerinden gelen bu ruh bugün hemen hemen her yerde yeniden açığa çıkıyor. Onun o marazi bulaşıcı etkisini kötülükle, üstelik hastalık taşıyan bir kötülükle biçimlenen yüzünü belirginleştirmekten öteye geçemeyen bilimsel yöntemlerle. Çünkü şöyle, siz istediğiniz kadar gülün ama mikrop denen şeyler onlar tanrıdır. Ve Amerikalılarla Ruslar atomlarını neyle elde ediyorlar haberiniz var mı sizin? Tanrı'nın mikroplarıyla. Sayıklıyorsunuz siz Mesut Yardım. Resmen çıldırmışsınız. Ne sayıklaması, deli falan değilim ben. Yeni bir tanrı fikrini dayatmak amacıyla mikropların yeniden bulunduğunu anlatmaya çalışıyorum size. Tanrı'yı yeniden ortaya çıkarmanın ve onu mikroplu zararlılığın içinde yakalamanın yeni bir yolu bulundu. Onu kabe mahlamak oraya, insanların onu en çok sevdikleri yere, marazi bir cinsellik biçiminde, şimdi olduğu gibi insanlığın tetanozlamak ve çılgına çevirmekten haz aldığı vakitlerde üstüne geçirdiği hastalıklı zalimin şu uğursuz görünüşü içinde, alemlere yaydığı sahte görünüşlerle boğulmak için benimki gibi saftörik bir vicdanı, ağırlık hevesini kullanır onun ve sonra Arthur Momo, zincirlik deli olur çıkar sonra. Nereye varmak istiyorsunuz Mösyö Ardın? Şu maymunla işimi kesin kesin bitirmenin yolunu bulduğumu söylemek istiyorum. Ve Tanrı'ya inanan kalmayınca artık herkes insana gitgide daha çok inanır oldu. Ve insanın iyiliş edilmesine karar vermek gerekiyor şimdi de. Nasıl yani? Nasıl yani? Nereden bakılsa delisiniz siz, hem de zincirlik bir deli. Bir kez daha ve son bir kez anatomisini yeniden düzenlemek üzere otopsi masasına yatırarak onu. Anatomisini yeniden düzenlemek için diyorum. İnsan hasta. Yapılışında arıza var çünkü. Çıplak bırakmaya karar vermeli onu. Ölesiye kaşınmasına yol açan şu hayvancığı söküp almak için Tanrı'yı ve Tanrı'yla birlikte onun organlarını. Çünkü isterseniz zincire vurun beni. Ama bu organdan daha lüzumsuz bir şey yok. Organsız bir beden hazırladığınızda bağımsız işleyen parçalarından kurtarıp hakiki özgürlüğe geri kazandırmış olacaksınız ona. Böylelikle tersine dans etmeyi, halk danslarının o taşkınlığındaki gibi yeniden öğrenecek ve bu tersine dönüş asıl mekanı olacak onun.